meselesi. Niye CHP ile ilgileniyoruz? CHP'li olsak da olmasak da. Çünkü CHP değişmeden toplumsal değişim ve dönüşüm çok kolay olmuyor. Yani ayak bağı olmak yerine dönüşümün bir parçası, hızlandırıcısı olması son derece önemli diye bakmak gerek. Bu seçimlere de hep diyorduk zaten. İşte 48-52 Brezilya'daki seçimler gibi başa baş geçecek vesaire. Kim daha çok çalışırsa o başarılı olacak diye. O yüzden çok da şaşırtıcı bir durum değil. Yalnız geçerken atladık, üstlerinde yeterince duramadık. Bu 94 ruhu meselesi aslında çok geride kalan bir dönem. Çünkü 94 döneminde çevre hareketi, yani Refah Partisi merkeze geçmişti. Bugün zaten merkez AK Parti tarafından şekillendiriliyor. Problem çevrenin sesi soluğu, muhalefetin sesi soluğu net bir şekilde değil. Biraz önce Bülent Bey'in ifade ettiği gibi, hani bizi kuyruk yaptılar denen Meral Hanım aslında herkesi kendi kuyruğuna takıp birdenbire genel başkanlar aday olmasın diye bir şey ortaya attı. Ve bir B planları olmadığı için parlamentodaki partiler başsız kaldılar. Yani bu bile bir hani ikinci adımı, bir sonraki adımı tasarlayamamanın bir örneği.